Merhaba sevgili izleyiciler, Başarı Öykülerine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum fotoğraf sanatçısı ve sosyal medya etkileşimcisi Altuğ Galip. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi oldukça yeni bir meslek, benim de aslında çok yetkin olmadığım bir alan. Biraz sonra konuşarak nedir, ne yapıyorsunuzu öğreneceğiz ama sosyal medyanın yükselmesiyle birlikte bir takım yeni meslekler, yeni alanlar ortaya çıktı. Siz de bu alanlardan birisinde oldukça başarılı bir isimsiniz. Uluslararası başarılarınız var. Biraz sizin hakkınızda bilgi alabilir miyiz? Nasıl bir ortamda doğdunuz ve büyüdünüz? Bugüne kadar nasıl bir macera yaşadınız? Tabii. Öncelikle Londra'da doğdum. Daha sonra ailem Kıbrıs'a geldi. 80'li yılların başında. İlk ortaokul, liseyi Kıbrıs'a tamamladım. Peki ailenizin mesleği neydi? Anne babanız ne iş yapıyordu? Kaç kardeşsiniz? Nasıl bir ortamda büyüdünüz? Şimdi iki kardeşiz. Babam değişik mesleklerde çalıştı. Son olarak Kıbrıs'a döndüğünde kendi dayısının şirketinde çalışmaya başladı. Annem ev hanımı her zaman. Yani 80'li yıllardaki ortamlarda büyüdük yani. Aha, 3 aşağı 5 yukarı. O dönem zaten birçok şey yoktu. Teknoloji daha azdı. Cep telefonları yoktu. Yok denecek kadar azdı. Ya kimse bilmiyordu öyle bir şey. Yani o dönemlerde. Nasıl bir çocuktunuz peki? Vallahi ben uslu bir çocuktum. Yani o kadar yaramaz olduğumu zannetmiyorum. Her çocuk gibi birazcık futbola ilgim vardı. İşte gizli gizli futbol oynardım. Tek yaramazlığım oydu zannedersem. Yani öyle çok aktif bir çocuk değildiniz o zaman. Yani şimdi aktif derken yani arkadaşlarıma tabii oynardım, ağaçtan düşmüşlüğüm var, yani, ayağıma çiviler battı. Yani gene her çocuk gibi biz de yaramazlıklar yaptık. Hı. Ama böyle yani deli dolu, işte her şeyi böyle denemek isteyen falan tiplerden değildim. Evet. Peki hayalleriniz neydi o dönem? Aklınızda ne vardı? Nasıl bir meslek hayal ediyordunuz? Şimdi neler dönem, yapmak istiyordunuz? Evet, şimdi o dönem aslında bu noktaya gelebileceğini düşünmüyordum. Yani daha fazla işte futbola içeceğim. Gene tekrarlayayım. Yani iyi bir futbolcu olayım. Öyle yapayım falan filan. Yani tek şeyimiz oydu, gayemiz oydu. Daha sonra işte üniversiteye gittikten sonra her şey şekillenmeye başladı. Biraz daha fazla işte dış hayatı öğrendik. Şimdi meslek olarak işletme fakültesine, daha doğrusu evet, branş olarak seçtiniz. Neyi düşünerek işletme fakültesini tercih ettiniz? Vallahi şimdi birazcık da babamın baskısı demeyelim, yönlendirmesi oldu. Çünkü onun yaptığı işler de bu yöndeydi. Bana dedi işte sen git oku, ondan sonra beraber bir şeyler yapabiliriz. Ben seni yönlendiririm. Yani sonuçta bunda ekmek var. O şekilde beni yönlendirdi. İyi de olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana birçok konuda hızlı düşünme yetisi verdi bu bölüm. Ve birçok alanda da anlıyoruz yani bu sayede. Evet. Gerek bankacılık olsun, gerek finans olsun, gerek optimum, kısa yoldan sonucu bulma konusunda bayağı Yani faydalı oldu. Çok aslında genel bir branş işletme. Dolayısıyla yani birçok alanda fikriniz olabiliyor. Sizi daha donanımlı hale getirmiş okuduğunuz bölüm. Tabii şimdi genelde işletme için şey derler. İşte işletme ne olacak, işletme. Yani herkes okur ama sonuçta işte bunu bir şekilde o okuduğumuz bölümlerden, derslerden bir şey çekip o yönde gitmemiz gerekir. Şimdi kullanabilmek aslında bunu. Yani hiçbir şey de olmayabilirsiniz. Çünkü yani belirli bir meslek sahibi olarak çıkmıyorsunuz. Her alanda bir bilginiz oluyor, yetkinliğiniz oluyor. Bunu akıllıca kullanmak, yönetebilmek aslında önemli değil mi? Siz de bunu yaptınız aslında. Aynen, öyle olduğunu düşünüyorum. Bir de Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunusunuz. Ondan da bahsetmek istiyorum biraz. Evet. Onu da es geçmek istemiyorum. O ortamda böyle çok biraz insanı ufkunu açan, daha farklı, özgür düşünme becerisini geliştiren bir ortam. Bunun da etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi aslında etkisi pozitif yönde çok oldu. Çünkü biz sonuçta burada aldığımız müfredat belli bir noktada tıkanıyor. Fakat oraya gittiğimizde sınıf arkadaşlarımızın üstün başarılı olması, onlarla rekabet etmek isteyişimiz bizi bir nebze çıtamızı yükseltmeye itti.
Ve onlardan çok şey öğrendik. Çünkü yani gerçekten çok başarılı çocuklarla okuduk. Yani biz sonuçta avarajdık yani baktığınız zaman. O yüzden belli bir yarışın içerisinde hissettik kendimizi. Yani rekabet ortamı aslında. Evet, rekabet ortamı oldu. Yani gerçekten yani ben aşırı zorlandım. Yani gerek yani işte matematiğimin iyi olduğunu düşünüyordum burada ama oraya gidince gördük yani. Gerçekten ekstra çalışmamız gerekiyormuş. Şimdi bunun dışında hani iyi öğrencilerin bir arada bulunması ve rekabet ortamının olmasının dışında özgür bir ortam, daha hayata daha farklı bakma ve hani sınırların olmaması, o bir çemberin içinde hissetmeme, özgür düşünme becerisinin olması sizin farklı alanları, farklı şeyler yapabileceğiniz düşüncesini geliştirmiş olmalı diye düşünüyorum. Yani potansiyelinizi sınırsız bir şekilde kullanabildiniz sanırım bundan kaynaklı. Evet. Yani şimdi aslında baktığınız zaman yani şimdi biz 3. sınıfa geldiğimizde büyük şirketlerin hepsi okulda işte konferanslar veriyorlardı ve öğrenci çekmeye çalışıyorlar. Mezun oldukları zaman işte onları transfer etmek için. Ve bu ortamda biz de dedik ki Allah Allah dedik yani biz demek ki bir şekilde bizimle ilgileniyorlar. Biz de hangi yoldan işte bunun içine kısa bir şekilde gireriz. Ama neticede ben bunu uygulamadım. Kıbrıs'a geri döndüm. Kıbrıs'a geri dönmek zorunda kaldım açıkçası. Yani isteğiniz dışı mı oldu? Yani şimdi aslında bir yurt dışına gitmek istiyordum bir yüksek lisans için ama elde olmayan nedenlerden dolayı o dönemlerde bağımı kaybettim. Ben Kıbrıs'a gelmem gerekiyordu çünkü kurulu bir küçük de olsa bir işimiz vardı. Onun başına geçmeniz gerekiyor. Evet yani bir destek olmak istedim çünkü kardeşim üniversiteye yeni başlamıştı. Annem genelde ev hanımıydı. O yüzden Kıbrıs'a döndüm 99 yılında. Anlıyorum. Şartlar gereği evet. Bu şekilde. Peki ondan sonrası nasıl gelişti? Yani aile işinin başında, ticaret hayatıyla. Evet yani küçük bir işimiz vardı. Giyim üzerine bir markanın bayisiydik. İşte bir yaklaşık 12-13 sene onunla oyalandım. Ama her geçen gün açık söyleyeyim buhranlar basıyordu. Yani mağazanın içinde yani bir şey yapamıyordun, üretemiyordun. İşte sistem işliyordu. İşte ikinci mağaza, üçüncü mağaza. Yani nereye kadar gidecek? Bu sonuçta bir şey desin. Yani her zaman bunun içinde olman gerekir, kontrol etmen gerekir. İşte ürünleri işte sipariş vermeye gidip geliyorduk. Yani bayağı bir yoğundu ama benim asıl istediğim o değildi. Asıl istediğim daha fazla gezmek, değişik kültürlerden insanlarla tanışmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve keşfedecek daha çok şey vardı. O yüzden yavaş yavaş düşünmeye başladım. Yani 2010'larda ne yapabilirim, ne edebilirim? Nitekim, yani bunu bir meslek haline nasıl getirebilirim herhalde? Evet, yani daha o dönem yeni işte sosyal medya işte yavaş yavaş insanlar korkarak kullanıyordu. İnsanlar daha fazla fikirlerini dile getirmeye başladılar sosyal medya sayesinde. Daha fazla mikrofona konuşmaya başladılar. Daha özgür bir şekilde yazmaya başladılar. Bunun değişik platformları çıkmaya başladı video üzerine, fotoğraf üzerine. Bizde. Yani değişik bir platform gördünüz ve potansiyeli keşfettiniz aslında. Şimdi şöyle benim Instagram'la tanışmam bayağı bir hikayedir aslında. Tatildeydik Bodrum'da bir arkadaş dedi, Altuğ dedi, sen dedi devamlı dedi. Bu sosyal medyada takılıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, oyunlar oynuyorsun. Böyle bir yeni aplikasyon çıktı dedi Instagram fotoğraf üzerinde. Yani fotoğrafla da az buçuk ilgileniyorsun dedi. Tamam dedim bir denedim yani. Baktım hiçbir şey yok yani. Ben şimdi bilmiyorum sistemini bilmiyorum. Daha sonra Kıbrıs'a döndüm. Aklıma geldi gene. Gene bir mağazada bir iki fotoğraf çektim. Onları yayınladım. Hiçbir şekilde beğeni gelmiyor. Aradan bir iki hafta bir şey geçti. Radyoda duydum Instagram kelimesini. Ha dedim ben fotoğraf yüklemiştim. Gene bir baktım. O zaman 5 kişiyi takip ediyorum. 3 tane takipçim var. Sene 2010. Biraz inceledim yani Google'da. Baktım ettim nedir bu gibisinden. İşte bakış o bakış. Ondan sonra içine girdik. Bir daha da çıkamadık. Evet. Yani bir takım sosyal medyanın da kendine göre bir işleyiş biçimi var. Ve sanırım onu yakaladınız. Ve ondan sonra evet. Nasıl kullanmanız gerektiğini keşfettiniz. Evet. Şimdi aslında yani birçoğumuz sosyal medyayı efektif kullanmıyor. Yani kendileri işte sırf işte bir şey yazmak için ya da bir şey aleyhte yazmak için ya da işte beğenmek için. Yani böyle bunu efektif kullanıldığında aslında çok büyük bir güç. Evet. Aşırı dereceli bir güç. Bunların değişik algoritmaları var her platformun. Algoritmadan ziyade daha fazla bir network oluşturmanız gerek.
Yani herkes birbirini desteklediği bir network, birlikten güç doğar. Bu bağlamda bayağı bir güçlü olabiliyor. Evet, sistemi iyice bir inceleyip analiz edip analitik düşünme beceriniz çok yüksek sanırım. Yani bu aslında evet olabilir. Yani bu biraz da şeyden dolayı daha fazla matematik kafasındayım. Yani istatistik, İşte. Matematik, algoritma yani bu tip şeylerde olduğu için analitik her zaman bir şey arıyoruz. Yani çözüm daha fazla nasıl işte. Bir de ilk zaten başlayış biçimi şeydi yani ne kadar fazla beyni gelirse o kadar fazla ruhumuz okşanıyordu. Evet, biraz ego yükseliyor evet, yani ama herkes için bu böyle. Herkes için öyle ama aslında konu o değil. Konu aslında beyni ya da işte görüntülenme sayısı falan filan değil. Önemli olan network. Eğer network'ünüz güçlü olursa yani sizi destekleyecek mecralar dışarıdan güçlüyse zaten siz bir güçlüsünüz, bir takımsınız, bir takım olabilirsiniz. Evet, peki bu güçlü, destekleyecek faktörleri, güçlü network ağını nasıl oluşturuyorsunuz? Şimdi başladığımız zaman işte değişik insanlarla tanıştık. İşte bro, sister falan filan bu muhabbetlerle. Onlar işte bizim reklamımızı yaptı. Dedi işte arkadaşımız işte Kıbrıs'tan fotoğrafı budur onu takip edin. Biz aynı şekilde onun için yaptık. Dedik arkadaş Endonezya'dan onu takip edin. Bunu değişik milletlerden insanlarla yaptık. Böyle bu şekilde güçlendik. Onlarla bağımız arttı. Çünkü beraber çalışmış olduk. Onlar bizi daha iyi tanıdı. Biz onları daha iyi tanıdık. Evet. Bu şekilde. Çok enteresan gerçekten. Evet, enteresan. Çok enteresan. Şimdi bunun Instagram platformuna girmeden önce fotoğraf çekiyordunuz herhalde. Yani fotoğrafa ilginiz vardı. Şimdi fotoğrafa ilgim aslında fazla yoktu. Daha fazla selfie, işte halı saha takımları ya da gittiğim işte turistik gezilerde işte arkadaşlarla kendi fotoğrafımı çekmem. Ama ailede babamın amatör fotoğrafa tutkusu vardı. Hatta evde diyaları temizlerdi. Değişik kameraları vardı, analog o zaman sistem. Hatta ilk uzun pozlamayı bana gösterdiğinde bu ışıklar ne demiştim. Yani arabaların işte ışıklarını çekmiş. Bu ne demiştim, hayalet gibi yani arabalar. O dönemin şartları, 1990'ların şartları öyleydi. İlk işte dijital kameralar çıktı. Dijital derken ilk elektronik kameralar çıkmaya başlamıştı. Şimdi biz aslında çok şanslıyız. Yani dijital kameralar, beğenmediğimiz fotoğrafı direkt siliyoruz. İstediğimiz ayarı yapabiliyoruz. Eskiden gün batımını çekmek için 2-3 gün arka arkaya giderlerdi. Ta doğru ışığı bulmak için. Evet. Şimdi o zaman sizin fotoğrafçılıkla tanışmanız babanız sayesinde aslında. Evet, benim vardı kameram. Her zaman bir kameram vardı benim. Yani okul hayatımda da. Hatta lisede bile ben çekerdim fotoğrafları. Okula kamera götürürdüm, ben çekerdim. Çok güzel. Yani çok çocukluk, gençlik döneminizde, genç yaşlarda başlamışsınız o alana ama geliştirmemişsiniz ya da bir kenarda uyumuş. Bir kenarda uyumuş, aynen öyle. Önceliğim değildi. Evet. Önceliğim başkaydı. Evet. Sonra bu potansiyeli keşfetmenizde Instagram kullanmakla hesabınızı kullanırken çıktı. Evet, aynen öyle oldu. Çünkü daha fazla üretmemiz gerekiyordu. İlk başta işte girdiğimizde cep telefonu da yeterli oluyordu ama daha sonra en iyisini yapma dürtüsü, işte iyi makine alalım, işte lens alalım, flash alalım, daha fazla kendimizi geliştirelim, daha iyi fotoğraflar çekelim, daha fazla etkileşimimiz artsın mantığıyla kendimizi geliştirdik. Yani orada amaç sadece fotoğraflarınızı tanıtmak mıydı? Fotoğraflarla şimdi, kendinizi anlatıyordunuz ya da bir anlamda. Şimdi aslında ilk başta neydi amaç? İlk başta ne kadar etkileşimi artacak fotoğraf yayınlarsam o kadar fazla takipçi elde edebilirim. O kadar fazla bilinirliğim artar. Mantık oydu. Bunu zaten 2016 yılına kadar hallettik. Yani o zaman işte günde 10 saat uğraştığımız oluyordu. Devamlı konuşmalar, işte yorumlara cevap yazmalar. Çünkü öyle bir sistem ki bu, bir an boşluk verirseniz direkt olarak düşüyor. Yani sürekli beslemek lazım. Tabii siz beslemezseniz onlar da sizi beslemiyor. Bu işler böyle yani. Win-win stratejisi her zaman. Ama artık yani ona şey yok yani. Gerektiği kadar mecralara ulaştıktan sonra zaten her şey artık kendiliğinden geliyor. İşte zaten bunu portföy olarak kullanıyorum ben hesabımı. Ya bir şekilde portföy, yani kartvizit gibi bir şey. Evet. Aslında şimdi bu sosyal medya, internet kullanımı çok yeni gelişen bir kavram. Yani gençler bunu çok iyi biliyorlar. Her türlü sosyal medya mecralar çok geniş, çok etkin bir şekilde kullanabiliyorlar ama çok da bilinmiyor. Meslek olarak artık
kullanılan, meslek olarak görülen ve ciddi paralar kazanılabilen bir alan, çok yeni gelişiyor. Ve siz de bu potansiyeli keşfetmiş ve uluslararası anlamda başarılar elde etmiş bu ülke şartlarında bir isimsiniz. Şimdi bu anlamda çok değerli bir şey yaptığınız ve gençlere de ilham kaynağı olabilecek bir konu bu aslında. Şimdi birazcık bu sosyal medyanın öneminden, kullanımının nasıl olması gerektiğinden söz edebilir miyiz? Yani etkin kullanmak için sosyal medyayı nelere dikkat etmemiz gerekir? Şimdi ya o aslında kullanış biçimine göre değişir. Yani şimdi normal gündelik kullanıyorsanız zaten yani yorum yaparsınız, bir şey paylaşırsınız, millet sizi like'lar, şak 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 gider. Ama bir şekilde keşfedilmek istiyorsanız hesapların açık olması gerek. Yani örnek vereyim, bunun çok örneği var. X şahıs mesela bir video çekti. O video viral oldu. Viral, yani dünyada viral oldu. Ama bunu bir şekilde yayınlamamış hiçbir yerde. Yani kendi sayfasına yayınlamış. İşte sayfası kapalı. Ama örneğin bu videoyu YouTube'da yayınlasaydı, viral olsaydı, düşünün ki 50 milyon, 100 milyon görüntülenme. Deli gibi yani bir gelir elde edecekti. Aynı zamanda popüler olacaktı. İnsanlar, çoğu kullanıcı gizliyor hesabını, gerek Instagram hesabını, gerek tabii şimdi Facebook daha kişisel olabilir yani, ama Instagram hesaplarını açabilirler. Yani belki orada bir fotoğraf çekmişlerdir. Bu fotoğraf işte falanca marka tarafından beğenildi, alınacak bir şekilde, ne bileyim yani daha fazla bilinirlik artmaları gerekir. Bu daha ama çok iş yapan insanlar için geçerli değil mi bu kural? Yani bir markanız var, bir ürününüz var. Onu pazarlamak istiyorsunuz, onu sunuyorsunuz. O anlamda etkili bir platform. Yani bu şekilde kullanan insanlar için. Tabii doğru kullanıldığında etkili platform. Ama yani şimdi bir de bazen direkt insanların ağzına sokuyorlar. Yani mesela işte butikleri görüyorum böyle. Deli gibi böyle şeyler, yani yanlış strateji yapanlar var. Ama tabii bir şekilde artık her şey online'a döndü. Evet. Yani mağazacılık, ben de çıktığıma açık söyleyeyim dua ediyorum yani sektörden. 8 sene önce terk ettim sektörü. İyi ki de terk etmişim. Yaptığım en olumlu hareketlerden bir tanesiyle ailece karar verdik. Yani şimdi kalsam zaten barınamazdım yani bu şartlarda. Her şey online'a döndü. Online web, her şeyimizi zaten online'dan sipariş ediyoruz. İşte bir haftada geliyor. Yani bu satış yapan şirketler için geçerli mecra, doğru kullanıldığı takdirde. Ama tabii bunun oluşumu için ülkenin de şartlarına uygun olması gerekir. Yani şimdi online satış için sistem kurmak, işte bankalardan işte post, sanal postlar falan filan, bizim ülkemiz şartlarında bayağı zor gibi gözüküyor. Evet. Bir de işte bu PayPal'ın yasaklanması falan filan, o derin konulara girmeyeyim ama. Evet. Yani biraz zor bir coğrafyadayız. Gerçekten zor bir coğrafyadayız. Evet. Yani bu şeyleri aslında ülke olarak yani uzak değiliz. Her şeyin içindeyiz. Yani Kıbrıs'tan da bir şekilde yani bu işi yapanlar var, tanıdığım insanlar var. Yurt dışında yaşıyorlar ve Kıbrıslılar bu işlerin içindeler ama hiç yani isimleri geçmiyor ortalıklarda.
Uluslararası platformlara açıldınız, ürünlerinizi taşıdınız ve bu işi bir meslek haline getirdiniz. Yani mesleğe dönüşmesi nasıl oldu peki? Yani bir Instagram nasıl kullanılıyor diye girdiniz, biraz evet. analiz ettiniz, bir sistem oturttunuz. Ondan sonra bunu meslek olarak benimsemeye nasıl karar verdiniz? Şimdi aslında ona ben karar vermedim. Şimdi ilk başta girdik, hep böyle bir camia, hep böyle beraberdik. Daha sonra bazı olaylar patlak verdi. Her sektörde olduğu gibi bir kıskançlık, şiddet, kavga sanal meydanda. Baktık gördük, yani olacak gibi değil, millet birbirini yiyor. Olsa anladık, bu bir pasta. Daha yeni yeni başlıyor. İşte Facebook'un, Instagram'ın satın alma hamlesiyle beraber. Millet bunu bir pasta olarak gördü, market olarak gördü. Anladık onu, tamam dedik yani. En iyisi dedik biz ortamdan çıkalım, daha global düşünelim. Çünkü ortam içinde kalırsak pasta küçük, sadece bir ülke. Ama dünyada 196 tane ülke var. Genel olarak bunlarla ilgili bir şey yaparsak daha faydalı oluruz. Ben Travel Hub dediğimiz işte bu her fotoğrafı paylaşan sayfalar kurdum. Onlar üzerinden yürümeye başladım. Şu anda da zaten 10-12 milyon takipçim var toplam genel olarak bütün şeylerde, platformlarda. Ben o yolda yürüdüm. Diğerleri bıraktım onları. Kendilerini yesinler orada. Sadece belli markalarla şey yapsınlar. O yüzden zaten yani global. Yani bu işte yani global düşünürseniz başarırsınız. Yani pasta gerçekten büyük. Herkese de yeter. Evet. Ve bu şekilde hani bir para kazanabileceğiniz bir alan olarak artık belirlediniz ve o yolda da geliştirerek tabii, gittiniz. Şimdi maddiyat benim için ikinci plandaydı, açık söyleyeyim. Ya. Daha fazla benim amacım gezmek, değişik kültürlerden insanlarla tanışmak, evet. arkadaşlarımla vakit geçirmek, eğlenmek. İşte yani bunu optimum ve minimum uğraşarak nasıl yapabilirim onun derdindeydim. Yani işte şimdi bir uçak biletlerindeki artış bizi etkiliyor. O şekilde ona yönlendim. Daha fazla böyle gezme amaçlı. Yani gezeyim, ne kadar gezebilirsem gezeyim. Ama şimdi burada önemli bir nokta var. Tutkunuzla mesleğinizi yani işinizi birleştirdiniz. Bir iş haline getirdiniz bunu, para kazanacağınız bir alan. Yani zaten başarılı insanlara baktığınızda hiçbiri para kazanmak amaçlı yapmıyor. Tutkularının peşinden gitmiş. Gerçekten severek, aşkla yapıyorlar. Arkadan para geliyor zaten. Tabii o şart zaten, yani ekipman almak için ya da işte gezmek için şart. Yani o tabii bir şekilde ki. Şart oluyor. Yoksa başka türlü şey yapamayız ama tutku burada önemli dediğiniz gibi. Yani esas tutku artık ne kadar devam eder bu da bilemiyorum. Yani şu anda bayağı bir yoruluyoruz. Neler yapıyorsunuz? Biraz izleyicilerimiz de haberdar şimdi, olsunlar tam olarak. Şimdi öncelikle benim yaptığım fotoğraf çekiyorum. Bu fotoğrafları bazen işte talep ediyorlar, işte markalar kullanmak istiyorlar kendi mecralarında ya da benden reklam yapmamı istiyorlar kendi sosyal platformlarımda. İki sene önce bir fotoğraf turu yapmıştık, workshop. Bir iki Kıbrıslı arkadaşımla Norveç'in kuzey ışıklarına götürdük. Yaklaşık 40-50 kişiyi. Fransa lavanta tarlalarına yaptık tur. Orta Avrupa yaptık, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya. Fotoğraf çekmek amaçlı. Evet evet, yani fotoğraf turu, workshop biz öğretiyorduk. Biz yayınlıyorduk, işte promosyon yapıyorduk. Böyle bir turumuz var, katılmak ister misiniz? Her şeyi organize ediyorduk. Araçları, otelleri, işte insanlar geliyordu dünyanın dört bir tarafından. Değişik ülkelerden, Endonezya'dan gelen oldu, Amerika'dan gelen oldu, Meksika'dan oldu, Suudi Arabistan'dan oldu. İnsanlar katılıyordu bizim turumuza. Şimdi ona bir ara verdik. Şimdi davetler oluyor. Bu ülkelerin turizm boardları, yani ülkeleri tanıtmak amaçlı kurulmuş turizm ofislerinin davetleri oluyor. İşte gel diyor, işte ağırlayalım seni, işte bir iki fotoğraf paylaş, reklamınızı yap. Eğer cazip gelirse gidiyorum. İşte markaların oluyor davetleri. İşte gitmediğim ülkelerin olursa direkt gidiyorum. Yani böyle böyle şeyler yapıyoruz. Evet. Siz de beni aradığınızda bayağı bir yoğundum. Bir türlü denkleştiremedik. Hepsi arka arkaya geldi. İptal aylar etmem geçti, gerekti. Evet evet. Evet. Birçok şeyi de iptal ettim. Hepsi çakıştı, arka arkaya geldi. Evet. Çünkü söz verdiğimiz zaman sözden dönemiyoruz. O yüzden sözle vermek istemedim. Evet. Nerelere gittiniz bu birkaç ay içerisinde? Bir İsviçre Alplerindeydiniz. Vallahi bu sene yani 18 değişik ülke oldu.
siz aradığınızda zannedersem Özbekistan'daydım. Ardından İsviçre'ye gittik. Arada bir Katar üzerinden Malezya'ya gidip Endonezya yapıp en son Suudi Arabistan'dan geldim buraya. Yani bayağı bir döndürücü bir hız. Evet. Bunlar son 2,5 ayda oldu. Evet, yani sürekli seyahat halindesiniz, evet. Tutkularınızı takip ediyorsunuz, hayallerinizi takip ediyorsunuz aslında ve ödüller alıyorsunuz bunları yaparken de. Şimdi hem meslek olarak icra edip maddi bir kazanç elde ediyorsunuz, elbette ki hayatınızı kazanıyorsunuz ama aynı zamanda bunları yaparken de çok uluslararası ödülleriniz var. Mesela Özbekistan'da aldığınız bir ödül vardı. Dünya Etkileşimciler Kongresi'nde aldığınız en iyi seyahat fotoğrafçısı seçilmiştiniz. Muhteşem fotoğraflardı. Ondan sonra başka ödülleriniz gene Modern Wonders of the World yarışmasını kazandım. Evet, o benim için çok önemli aslında. Biraz bahsedebilir misiniz bunlardan? Başka unuttuğum ya da atladığım olabilir. Şimdi bu Travel and Leisure dergisi dünyanın en fazla takip edilen, otellerin takip ettiği dergilerden, magazinlerden bir tanesi. Bunlar bir Instagram'da yarışma yaptı. 2016 yılın sonlarındaydı. İşte 24 Instagramcı işte bu eliminasyon sistemiyle çarpıştı ve herkes bir oy verebildi. Yani gidip de bir IP'den 3 oy atayım alemi yoktu. İşte o yarışmayı kazanınca ben çok da sağ olsunlar. Kıbrıs'tan da çok oy geldi. Çok teşekkür ederim. İşte 2017 yılında bunlar benimle röportaj yaptılar. O röportajdan sonra oteller ulaşmaya çalıştı. Oteller, markalar daha fazla. Çünkü altı elçimiz dediler kendi sayfalarında. Öyle bunların aslında katkısı bize çok. Geçenlerde de Hindistan'da bir magazin Discover India benim fotoğrafımı kapak fotoğrafı olarak kullanmış. Yani benimle röportaj yaptılar. İzin verdim tabii. Yani kullanmış diyorum da izin verdim. Çünkü 1 milyar nüfus var Hindistan'da. Ne kadar fazla kişiye ulaşırsak bizim için avantaj. Evet. Yani böyle ödüller Kıbrıs'ta yarışmalara girmiştim. Ama artık vaktim yok. Yani giremiyorum. Girmek istiyorum yarışmalara. Elimde bir sürü fotoğraf var. Ama giremiyorum. Yani editlemeye vaktimiz yok. Yani uğraşmak gerekiyor. Böyle. Evet, sürekli seyahat halinde. Evet, yani o benim için aslında ikinci plan. Arkadaşlarım diyor, niçin sergi açmıyorsun, onu yapmıyorsun? Yani yüzlerce, binlerce fotoğrafımız var. Yani sergi açmak istiyorum ama belki ileride, belki yani 5-10 sene sonra. Evet. Şu an hiç yani o şeylerde değilim. Evet. Hiç çünkü oturamıyorsunuz. Evet, yani bunu yani gücüm yettiğince kullanmak istiyorum bu şeyi. Çünkü zaman geçiyor, biz de yoruluyoruz artık, genç değiliz. Eskisi gibi, keşi gibi dağlara tırmanamıyoruz. Evet, bu tempoda, bu kadar hareketli bir tempo ve sürekli yani saat farkları oluyordur, jetlag oluyorsunuzdur. Evet. Ve kondisyon isteyen işler, dağlara çıkıyorsunuz, çöllere gidiyorsunuz vesaire vesaire, atraksiyon da var. Evet. Yani bu kadar yoğun bir tempoyu, bu hareketli yaşamı kaldırmak için nelere dikkat ediyorsunuz? Vallahi ben... açık söyleyeyim yani eskisi gibi değil, eskiden çok iyiydi kondisyonum. Burada işte futbolda oynuyordum yani amatörce kendi çapımda. Ama bu aralar işte vakit bulamıyoruz ona. Tabii yani gücümüz güç istiyor bazı şekilde. Çünkü işin şeyine erken kalkıyoruz, geç yatıyoruz. Şimdi bir gün doğumu için erken kalkıyoruz. Geçen işte Endonezya'da 2.30'da kalktık. Çünkü 3 saat yol gidecektik. Neredeyse uyumadık 1 saat uykuyla. Döngü döndü, Samanyolu çekelim dedik. Samanyolu'ndan sonra direkt gün doğumundan gene devam ettik. Yani bir 2,5 gün hiç uyumadık. Bunlar bittiği zaman işte orada kendinizi sıkıyorsunuz. Ha bir gün daha, bir gün daha. Çünkü sonuçta fotoğraf var, gezilecek yerler var. Ama evet. Geri döndüğüm zaman Kıbrıs'a bir 5 gün öyle, oradan uyuyorum. Hiç böyle saat 1'de 2'de kalkıyorum. Hiç Girne'ye gidemiyorum, Girne'de kalıyorum, Girne'ye gidemiyorum. Hep evdeyim yani böyle uyur gezer gibi zaten saat kavramları birbirine geçmiş. Evet, özel bir takviye alıyor musunuz? Dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Hani kondisyon için bir spor yapıyor musunuz? Yok 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 ama yani şimdi iştah kesintisi oluyor. Yani bu şeylerden ötürü çünkü bir de yemek çeşitliliği, işte değişik ülkelerde değişik yemekler var. Hı hı. Şimdi hepsine uyum göstermek çok zor. Yani ben sonuçta seçmem yani ne bulursam yerim. Ya kilo da alan bir tip değilim. Ama yani bazen zorlanıyoruz. Bayağı zorlanıyoruz. Çünkü aç kaldığımız oldu epey. Norveç'te işte bekliyorduk kuzey ışıklarını. Aç kaldık orada. Sıktık dişimizi.
Yani her işin bir zorluğu var. Evet, oldukça zor. Tabii yani gitmişken de onu değerlendirmek istiyoruz. Yani daha fazla işte bir gidip de bir cappuccino içelim derdinde değiliz. Yani ne kadar işte çekebilirsek, ne kadar yakalayabilirsek onun peşindeyiz. Çünkü sonuçta hep bunlar kalacak bize. Bu stresi atlatmak için yaptığınız bir şey var mı? Stresli çünkü bu durum. Vallahi açık söyleyeyim ya, bende stres yok. Hiç. Yani en azından bir zaman kaygınız yok mu? Yok. Hani yetiştirmek vesaire. Yani eskiden vardı. Eskiden çok stresliydim. Yani her şeyi isterdim. Dakik olsun, dakik gideyim. Hiç randevuyu kaçırmayayım. Şimdi acayip esneyim. Yani biraz şey verdi bize bu. Yani rahatlık verdi. Rahatız. Zaten sonuçta verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ekstra bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Yoksa yani yetişmez asla. Hı hı. Yani stresim yok. Sıfır stres. Gününüzü iyi planladığınızdan kaynaklı olabilir mi? Yani zaman planlamasına dikkat etmiş olmanızdan ötürü. Tabii yani bu zaten yani başarının en temel nedenlerden birisi zamanlamayı iyi yapmaktır her zaman. Ve verdiğiniz sözü yerine getirmektir. Ya bu benim için çok önemli. Benim iş yaptığım kişilerle de aradığım en büyük özellik budur. Yani bana verdiği sözü yapacak. Hı. Ben de onu yapacağım. Yani bu bir şekilde alışveriş, bir şekilde... Eğer yani win-win olacaksa yani karşılıklı hassasiyet göstermek gerek. Hı hı. Saygı olması gerek kesinlikle. Evet. Ama zaman önemli kavram. Gerçek önemli kavram. Yani bunu iyi bir şekilde yani biz zaten gezilere gideceğimizde de işte falanca gün işte gün batımı falanca gün işte trenle buraya gidecek. Hep böyle bir saat ve devamlı bir yarım saat koyarız böyle her türlü olumsuzluklara karşı. Hı. Yani bir şey olur, yağmur yağar ya da rotar yapar. Hı hı. Zaman önemli ve analitik düşünen birisi olduğunuz için yani biraz böyle matematik kafasıyla, matematik zekasıyla hareket ettiğiniz için şartları, riskleri her şeyi göz önüne alarak yani her türlü olumsuzluğu hesaba katarak güzel bir zaman planlaması yaparak yola çıkıyorsunuz. Aynen öyle ama mesela bazen de olmuyor. Yani işte bir Yunan adasında bir yer çekecektik. İşte gittik. Işığı ayarlayamamışım. Ya benim hatam yani önceden bakmamışım. Çünkü ışık tam 12'de olduğunda mağaranın içini çekeceğiz. Orada bir tane bot geçiyor. O bot aydınlanacak. Yoksa karanlık. İşte ikinci gün gittim. Bu sefer de açıyı bulamadım. Bayağı bir kalabalıktı. İşte orada tartıştım falan. Beni bırakmadılar. İstediğim yere gitmediler. Tehlikelidir o bölge. İşte bizim kardeşle gitmiştim. Ben bileti yaktım. Siz dedim geri dönün. Kardeşim dedi deli misin dedi. Yani yok dedim siz geri dönün. Ben planı değiştirdim. Ben normalde Kıbrıs'a dönecektim. Ben dedim burada kalacağım bir gün daha ya da iki gün daha. Oradan şey geçeceğim. Sakız Adası'na geçeceğim. Oradan Çeşme, İzmir, İzmir'den geleceğim. Değiştirdim bütün planı. Neyse yaptım yani. Üçüncü gün başardım. İşte bir yere gidersiniz kafanızda canlanır. Yani çok başımıza geldi. Gidip bir köprü çekmek istedik. Bir gittik. İnsan kalabalığı. Hı hı. Yani orada yatmak gerekir yani onu çekmek için. Evet. Yani pes etmiyorsunuz. Ya şimdi eğer kafaya takarsan pes etmezsin. Evet. Ama ilk başlarda çok daha şeydim. Aman onu yapayım, bunu yapayım, uyumayayım. Şimdi çok daha esneyim. Hı hı. Ya biraz daha böyle rahatım. Böyle acele etmiyorum. Ne olacak diyorum yani. Gene yaparız yani. Mesela bazı yerlere 4. gidişimiz oldu. Bir türlü başaramadık. 4. defa gittik, çektik. Evet. Bu arada tabii şey yapmadık, bahsetmedik ama kardeşinizle birlikte çalışıyorsunuz. Evet yani o da sosyal medya işinde yıllardır. aile işimizi kapattıktan sonra o buraya yöneldi. Ben biraz daha bekledim yani yoğunlaştım, Instagram'a yoğunlaştım, uğraştım. O halihazırda bu işlerin içerisinde video çekimi yapıyor, fotoğraf çekimi yapıyordu. Ona ben de anlatıyordum yani gel beraber bir şeyler yapalım, yani birleştirelim bilgilerimizi. Nitekim bir sene önce o da katıldı. Tamam dedi artık, vaktim var dedi, gezeceğim dedi. O daha fazla video üzerine bir YouTube kanalı açtık. Galip Bros adında işte yaşadığımız tecrübeleri orada değerlendiriyoruz. İşte gittiğimiz yerlerden video hazırlıyoruz. Şimdi daha şey aşamasındayız, yapım aşamasında. Bunu nasıl büyütürüz ya da nasıl bir şekilde değerlendiririz, bize fayda getirecek düzeye ulaştırırız. Onun peşindeyiz şu anda. Hı. Daha yeni bizim için bebek. Evet. Takım çalışması yapıyorsunuz. Tabii aslında. Yani aynen öyle yani şimdi olması gereken bu. Yani ben sonuçta fotoğraf çekiyorum bir yerde. İki çeşit fotoğraf çekiyorum. Bir dik Instagram için. Instagram'da genelde dik fotoğraf kullanıyorlar. %30 etkileşimi arttırıyor dik, vertikal. Bir de telefon size'ına uygun oluyor. Hem yatay çekiyorum, o kullanıyor onu. O daha fazla video çekiyor.
İşte ben bazen video çekiyorum, ona veriyorum, bak diyorum ben burayı da çektim, al bunu da kullan, aa diyor, süper süper diyor. Çünkü değişik yerlere gidiyoruz, ayrılıyoruz. Yani ben şehrin bir tarafına gidiyorum, o diğer tarafına gidiyor. O başlıyor, o da benim tarafıma geliyor. Ama bu esnada ben belki eksantrik bir şey görürüm, onu da çekiyorum, videoya alıyorum, onu veriyorum. Böyle bir takım halindeyiz. Evet, pastoşarak devam ediyoruz. Evet, yani yurt dışında başka takım arkadaşlarımız var. Onlarla işte beraber çalışıyoruz. İş pastlıyoruz birbirimize. İşte önümüzdeki aylarda da bayağı bir geniş bir gezi yapacağız. Yani bu Himalaya taraflarına gideceğiz. Bayağı bir... Muhteşem. Bhutan diye bir ülke var. Oraya ayarlamaya çalışıyoruz. Bhutan'a. Bhutan. Yani evet. Gidilmesi zor bir ülke. Evet. Karbon notur bir ülke. Kısmet. Çok güzel. Evet. Yani programın başında da söylemiştiniz, network oluşturmak gerekiyor. İyi bir, sağlam bir network demiştiniz. Şu anda yaptığınız şey de aslında o. Yani burada da ya, onu tabii, görüyorum. Tabii yani güvendiğimiz insanlarla yani sonuçta benim şimdiki işte takım arkadaşlarım Amerika'da yaşıyorlar. Birisi Brezilyalı, birisi Amerikalı, birisi Endonezyalı. Biz sonuçta kardeşimle ben 5-6 kişiyiz böyle. Bazen aralara bazılarını daha katıyoruz, arkadaşları daha katıyoruz ama çekirdek 5 kişiyiz. Ya beraber anlaşıyoruz. Herkes bir alanda iyi. O yüzden iyi oluyor bizim için. Evet. Çünkü bütün gücü dağıtıyoruz bu şekilde. Yani hepimiz örneğin işte seyahat fotoğrafçısı olsak olmaz yani. Bir şekilde tıkanırız. Yani bizi takip edenler aynı kişi olur ama değişik alanlarda olduğumuz zaman o gücü birleştiriyoruz. Evet. Yani kısmet. Yani 2020 yılından daha uzun mutluyum. Daha fazla gezmeyi düşünüyorum. Yani ülke sayısını arttıracağım bu sefer. Şimdi genelde aynı yerlere gittiğimiz için artmıyor sayı. Farklılık getirmek. Evet, yani şimdi birazcık daha farklı yerlere gitmek istiyorum. Daha fazla Latin Amerika, bu Peru falan düşünüyorum. Arjantin, Peru belki olabilir. O taraflara gitmedim. Bu sohbetimiz sırasında dikkat ettiğim şey bir takım çalışması, network oluşturmak dediğiniz önemli takım çalışması. Güçlü olduğunuz yanlardan, başarınızı getiren faktörlerden birisi. Evet. İkincisi analitik değerlendirme, düşünme kapasiteniz çok yüksek. Yani her şeyi, açıkları görebiliyorsunuz, potansiyelleri görebiliyorsunuz, nerede tıkandığınızı değerlendirebiliyorsunuz. Yani şimdi mesela bir analiz yaparak farklı bir yola gidiyorsunuz. Hani aynı iş, iyi yaptığınız bir iş var, onu sürdüre gelmiyorsunuz. Zaten öngörüyorsunuz. Yani proaktif olmamız gerek. Evet, işte başarınızı getiren faktörlerden bir tanesi. Her zaman proaktif olmamız gerekir. Yani her zaman bir B planı, C planı olması gerekir. Evet. Yani bir durumda. Yani mesela şimdi örnek vereyim. Biz Kıbrıs'ta bunu çok yaşıyoruz. Adamlar işte bir transfer istiyor. Adama 3 işte gigabyte yollayacağım yani. Söz veriyorum yollayacağım. İnternet kesik, yollayamıyorum. Yani bir şekilde yollamam gerekir. Ve bunu çözüyoruz. Evet. Ve çözülmesi gerekir. Adam bekliyor. Yani yabancılar her şeye sadıktır. Evet. Bekler, zamanında ister. Ama elde olmayan neler oluyor? Bir şekilde çözüyoruz. İnterneti de yaratıyoruz yani Kıbrıs'ta. Evet. Sürekli böyle şey olmanız gerekiyor. Farklı planlar üretmeniz. O yüzden de sürekli böyle bir analitik düşünme kapasitesiyle yolunuza devam ediyorsunuz. Peki etkin kullanmak için biraz hani izleyicilerimize de bilgi verelim. Hazır sizi yakalamışken benim gibi böyle çok bu işlerde vakıf olmayan insanlara özellikle. Sosyal medyanın gücü çok büyük, yatsınamaz büyüklükte şu anda günümüzde. Bunu etkin kullanmak için neler önerirsiniz izleyicilerimize? Vallahi şu anda aslında bizim ülkemizde bilişim yasası yok. Yani bunun bir önce çıkması gerek. Çünkü bazen okuyorum yani yorumları. Herkes yani kahvenede konuşur gibi birbirine işte yani bunlar aslında iyi şeyler değil. Yani adamın yüzüne söylemeyeceği şeyleri arkasından orada söylüyorlar. Yani tabii yani daha fazla ülkemizin durumundan ötürü siyasi anlamda yazılar yazılıyor. Yani aktif kullanma ama işte ne istediğine bağlı. Yani ürün satıyorsa adam bir şekilde işte bana göre Facebook etkili bir yöntemdir. Ya da daha fazla kendi web sayfası vardır. Buna işte şey yollayacak, trafik yollayacak Instagram'da olabilir bu. Değişik kanallardan reklam yapabilir.
Yani etkili kullanma nesnenize bağlı aslında. Şimdi yani belli bir standardı olmalı diye düşünüyorum bu işin. Sizin de söylediğiniz gibi insanlar sabah kalkıyor, aklına ne gelirse işte onları yazıyorlar. Ama bir şey söylediniz, benim kart vizitimdir dediniz Instagram hesabım. Yani yurt dışında bir şirkete başvuracağınızda sizin hesabınıza bakıp da sizin hakkınızda bilgi ediniyor insanlar. Dolayısıyla kendinizi iyi sunmanız gereken bir yer aslında. Evet, yani şimdi mesela ben eskiden dikkat etmezdim mesela. İlk başlarda tuttuğum takımı da işte storylerime falan atardım. Ama şimdi işte mesela gece ortamlarında işte story atmam asla. Ya da işte içki falan asla paylaşmamaya çalışırım. İşte cami kilise koymam. Çünkü diğer tarafı üzebilirsiniz. Hep böyle bir şey popülist yaklaşmamız gerekiyor bu ortamda. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ya diyor kardeş bunu da paylaş diyor yendik diyor falan şampiyon olduk ya olmaz. Yani şimdi sen tam onu paylaşırsın ama diğer taraftan diğer insanları üzersin. Ya bunu bir şekilde balansı kurmak gerek. Yani bir şekilde evet. Onu kurmaya çalışıyorum. Ama gene yani yaranamıyoruz bazen. Şimdi geçen haftalarda işte geçen hafta Suudi Arabistan'a gittim bir paylaşım yaptım. Durmuşlar yazmışlar bana onların işte saygısı yok işte kadın haklarına falan filan. Ya tamam da ben orada fotoğraf koymuşum ya ben oraya gitmişim evet. Fotoğraf koymuşum. O kültürü benim amacım gezgin ben yani ben onları işte sen onlardan koyarak işte reklam yapıyorsun falan filan yani tamam haklısın bir konuda ama yani her şeyde de şey yapmayın yani sonuçta bizim amacımız gezmek ben şeyde giderim Papua Yeni Gine'ye giderim ya da işte Nijerya'ya da giderim gittim evet. Yani oradan da şey yaparsın yani güneyden de koyabilirim yani bu artık şey, bizim orada title'ımız gezgin yani ama sen gelip orada bana ille konuşmak için, benimle kavga etmek için. Evet. Ya da işte bana ilk başta şeyler çok yapıyorlardı işte North Cyprus yazıyordum şeye ya da işte Girne Türkçe yazdığımda bayağı bir geliyorlardı. Yunanistan'dan bizzat, bizzat geliyorlardı. Şimdi? Ya şimdi gelemiyorlar çünkü onlar da artık bir noktada çekiniyorlar. Çünkü tartışmaya girse... gideceğim şikayet edeceğim yani bir şekilde şikayet edeceğim. Çünkü evet. Öğrendik yani. Evet. Artık biz de sistemi öğrendik. Yani evet. Kışkırtıyorlar ama. Yani herkes her şekilde bir kışkırtan çıkıyor. Ama bunun dışında Güney Rum kesiminde televizyon programına çıktı. Evet evet. Ya, ayrıca. Tabii, yok yani, oradan da yani birçok takipçi var. Dolayısıyla sizi şey yaptılar artık tescillendiniz. Evet evet. Ya kabul zaten, etmek zorunda yok, kaldılar. Zaten var yani konuştuğum kişiler de var. Onları da yönlendiriyorum. Yani genç çocuklar var. Hı. Bana gelip soruyorlar. Girne'ye geldiler tanıştılar benimle 18-19 yaşında. Onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar. Geldiler benden bilgi aldılar. Seve seve herkese veririm. Ama bana genelde Yunanistan'dan yapıyorlar şeyi. Yani onlar biraz anlamadım yani. Çok da arkadaşım var oradan. Ama bu Kıbrıs konusunda. İşte. Ben çünkü sonuçta şimdi artık bıraktım. Cyprus yazıyorum direkt. Hiç polemiğe gerek yok. Şimdi yani olacaktır bunlar. Ama evet. Çok büyük bir kısmını aşmışsınız. Yani güney kesimine kabul ettirmişsiniz kendinizi. Kuzey Kıbrıslı bir Türk olarak çıkmışsınız, kabul etmişler. O şekilde o title'ı da kullanmışlar. Bunlar çok önemli şeyler aslında. Yani farklı alanlarda başarılarla da biz bazı engelleri aşabiliyoruz'un kanıtısınız. Ya evet tabii şimdi mesela organizasyonlarda da mesela biz katıldığımızda bana direkt Cyprus yazıyorlar. Hı hı. Yani o bile benim için... yani gurur verici çünkü gidiyorsunuz oraya 3 tane İspanyol, 4 tane Alman. Şimdi bizim nüfusumuz ne? Hı hı. Yani biz de oradayız yani sonuçta. Bazen birçok büyük ülkeden olmuyor orada katılımcı ve biz evet. Oradayız. Mesela evet. Özbekistan'daki olayda 3 Kıbrıslı Türk'tük biz. 3 Kıbrıslı Türk'tük. Ben, işte kardeşim, bir arkadaşımız daha oradaydı. Hı. 80 kişi arasında 3 tane Kıbrıslı Türk'ün öyle büyük bir organizasyonda, Cumhurbaşkanı'nın düzenlediği bir organizasyonda olması gerçekten gurur verici. Sakla zamanı, gelir zamanı. En sevdiğim yazar. Agatha Christie. Rock. Queen. Richard Branson. Fotoğraf çekebileceğim bir alet. Gerek cep telefonu, gerek kamera. Yükseklik. Keşke daha önce başlasaydım bu işe. Bu işi yapmasaydım veteriner olmak isterdim. Hala daha tuttuğum takım. Çalışmak.
hedeflerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir strateji uygularsınız? Şimdi hedefleri gerçekleştirmek için önceden bir altyapı çalışması yaparım ben. Yani araştırırım direkt olarak, örnek vereyim. Yani hedef nedir işte? Butana gitmek. Hı hı. Bir hedef. Bunu optimum, en kısa, en ekonomik nasıl çözebilirim? Ya bunun araştırmasını yaparım. İşte gerektiği işte mercilerle geçerim, onlara kolaborasyonlar teklif ederim. İşte havayolu şirketlerine yazarız gerektiğinde. Yani bu tip şeyler, ona göre yol haritası çizerim. Ama çoğu zaman da spontane oluyor. Yani şimdi ne oluyor? Ansızın işte diyorlar arkadaşlar, buraya gidelim. Tamam, gidelim. Hemen yani ertesi günü bilet alıp gittiğimiz de oluyor. Her an, her duruma uyumlusunuz aslında. Uyum sağlamışsınız. Evet, yani zaten öyle olmak gerekir. Yani valiz hazır bekliyor. Valiz hazır, şarjlar tamam. Direkt bekliyor. Yani yarın direkt gidebilirim. Zaten öyle olmamız gerekir. Yani bir şeyi kaçırmak istemiyoruz ama tek işte sıkıntım, bazen bütün organizasyonlar bir araya geliyor, çakışıyor. Önceden söz veriyorsunuz, biletler alınıyor. Diğer taraftan çok cazip bir teklif geliyor. Yani şimdi mesela ben Amerika'ya hiç gitmedim. Yani gitmek derdinde değilim. Yani pek önceliğimde değil ama 4 defa gitme şansım vardı. Hep böyle bir çakıştı. Evet. Hep böyle bir çakıştı ve iyi organizasyonlar kaçırdım Amerika'da. Yani ona yanıyorum. Ya böyle daha işte benimle aynı sektörde olan kişilerin olduğu organizasyonlar, paneller olduğu zaman daha fazla hoşumuza gidiyor. Çünkü onlardan da bazı şeyler alıyoruz. Yani sonuçta bilgi paylaşımı oluyor. Kimse saklamıyor bir şeyi. Herkes birbirine anlatıyor. İşte kardeş böyle yap gibisinden. Evet. Yani aslında hep böyle tesadüf değil yaptığınız hiçbir şey. Tesadüfi gelişmiyor. Yani bir plan dahilinde belli hedefleriniz var ve o hedeflere ulaşmak için bir takım planlar yapıyorsunuz. O şekilde gerçekleşiyor. Tabii muhakkak. Muhakkak yani planlı olmak gerek bu bir şekilde. Ama işte o network'e ulaşmak ilk başta işte birazcık zor, yani planlı olmuyor o işler. Yani şimdi örnek vereyim, işte mesela bana görüyorlar dışarıdan, kardeş yazdım sana görmedin. Şimdi her şeyi biz yani göremiyoruz. İlk başlarda ama böyle değildi. İlk başlarda o network'ü oluştururken zaten hep beraber başladık biz. Aynı grup şu anda devam ediyoruz. Yani herkes bir şekilde değişik alanlara kaydı ama hepsi büyüdü. Ama ilk baştan birbirimizi tanıdığımız için o network'ün içerisindeyiz. Ama şu anda yeni başlayanların işi gerçekten çok zor. Şimdi önce kendilerini bir şekilde ispat etmeleri gerekir. Evet. Ama yapılmadık şey de kalmadı. Herkes bir şey denedi. Eskiden örneğin işte bir Mykonos fotoğrafı ya da bir Maldiv fotoğrafı koyduğumuz zaman deli gibi beğeni alırdı. Şimdi herkes gidebiliyor. Evet. Ya dünya çok globalleşmeye başladı. Herkes yani ertesi günü o yerde. Peki bu durumda ne yaparsınız böyle bir durumda? Nasıl bir stratejiniz olur? Şimdiki strateji zaten fotoğraftan ziyade sosyal medya videoya kaydı. Eskiden tek bir fotoğrafla işte otelin bir kısmını gösterebilirken şimdi işte Instagram, bu karuzel, işte swipe up link dedikleri işte yandan geçmeli onlu fotoğraflar ya da video, 1 dakikalık videolar ya da daha uzun Instagram TV diye bir oluşum kurdu. Artık olay videoya kayıyor. Yani bundan sonra işte önümüzdeki 3-5 senede kim iyi video çeker, kim iyi video editler, kurgusunu iyi yapar, bir şey, hikaye anlatırsa onlar başarılı olacak düşüncesindeyim. Yani olay bir bakıma YouTube'a kayıyor gibi geliyor. Evet. Tam YouTube olmasa da belki yeni platformlar da çıkabilir ama şu anda video. Evet. Yani sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Muhakkak. Tabii yenilemeniz hem ekipman olarak hem mental olarak. Yani kendiniz de eski kafalı olursanız, yani birçok arkadaş var, işte beraber başladık, şu anda onlar silindi gitti. Evet. Yani kimse takmıyor çünkü yeni trende uymadılar. Eski trendle mücadele etmeye başladılar, old school. Ama gitmiyor bu sistem. Yani yenilememiz gerekir. Evet. Yeni gençler çıkıyor, daha yeni fikirlerle girişimcilik arttı dünyada. Evet. Değişik işte paneller, sempozyumlara gidiyor bu insanlar. Ya ben çocuk biliyorum işte 22-23 yaşında taktı kafaya. Ben dedi bu işi yapacağım dedi. Çocuk yani şu anda değişik yerlerde yaptı bunu. 3 senede başardı, taktı. Ama harcadı yani. Bir emek harcadı, gerek maddi manevi bayağı bir harcadı. Çocuk şu anda istediği noktada. 3 senede geldi. Evet. Sizi neler motive eder? Neler motive eder? Valla beni hayalimde canlandırdığım kareyi yakalarsam beni aşırı derecede motive eder. Ama bazen de olmuyor. Yani hayalimizde canlandırdığımızı yakalıyoruz. Bunu servis ettiğimiz zaman beklediğimiz randımanı alamıyoruz.
İşte bu bizi birazcık moralimizi bozuyor, şevkimizi kırıyor. Yani olay şeyden ibaret değil aslında. Direkt bir algoritim. Bu algoritim üzerine kurulu ve bu algoritmin nasıl işleyeceğini kimse bilmiyor. Yani değişik işliyor. Bir gün çok iyi işliyor, bir gün çok kötü işliyor. Yani emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz aslında. Yani belli olmuyor. Tabii belli olmuyor. Ya belli olmuyor. Bir de kirlilik var sosyal medyada. Bayağı bir kirlenme var. Yani son 3-5 senede bayağı bir bot olayları dediğimiz şeyler. Ya bunu markalar bilemiyor. Doğru kişiyi seçemiyor. Davet edildiğimiz organizasyonlarda görüyoruz. Bunun burada ne işi var diyoruz yani. Bu kim gelmiş buraya? Aslında hiçbir şey üretmemiş ama gelmiş oraya. Yani rakamları var. Sadece rakamları var. Siz başarınızı neye bağlıyorsunuz? Ben başarımı yani eğer başarılı olduysam çalışmama bağlarım. Yani bu işe girerken bayağı bir uğraştım. Bayağı bir uğraştım. Yani hatta arkadaşlarım diyordu neredesin kardeş gözükmüyorsun falan filan. Biz uğraşıyorduk evde. Evet. Ya bu network'ü işte insanlarla konuşuyorduk. İşte fotoğraf çekim teknikleri, edit teknikleri nasıl editlenebilir? İşte Photoshop'lar, Lightroom'lar, yeni kamera. Yani aslında bu söylediğiniz nedir? Bir kere bir risk almışsınız en başta. Çünkü standart bir aile işiniz varmış, bir ticaretle uğraşıyorsunuz. Yani herkesin aslında yaşamak istediği bir hayat içerisinde. Evet. Risksiz işte yani tabii ki ticaretin riskleri evet. var ama yani standart belli bir geliri var. Oturuyorsunuz, rahatsınız. Bir şekilde vesaire. Olurdu. Bir evet. düzeniniz var yani. Evet. Kurulu bir düzeniniz var. Bir sistem var. Ve siz birdenbire bu sistem buraya kadar yeter diyorsunuz ve hayallerinizin peşine gidiyorsunuz. Ya bu bir ciddi bir risk almadır. Bilinmeze doğru gidiyorsunuz değil mi? Ve o dönemde öyle hani çok da bilinmeyen bir iş hayır, bu. Hayır. Ortada dönem, olmayan bir hayır, şey. Hayır o dönem zaten yani hiç yani mesela ilk ben buna yaptığımda işte bir iki sene uğraştım. Kardeşim diyordu ne yapıyorsun sen? Boş işlerle uğraşıyorsun. Bunda işte bir şey yok. Boş. Hiçbir şey yok. Sıfır. Şimdi hiçbir şey söylemiyor. Evet. Sadece izliyor. Şimdi ama işte onun olacağını kimse bilemez. Yani bu her alanda böyle. Evet. Ama siz gene de bir şeyleri öngörerek gittiniz. Yani bir sezgi diyebiliriz buna. Tutkularınızı, kalbinizin tabii, sesini izleme evet. diyebilirsiniz. Veyahut da matematiksel bir analiz yapmış olabilirsiniz. Hani işte ticaret buraya kadar tıkanacak. Burada daha çok ekmek var deyip de dönmüş olabilirsiniz. Evet yani bir şekilde dediğim gibi o kaos ortamı, o kavga ortamı. Hani ben uzaklaştım. Ben çünkü biz hep bu... Türkiye camiası hep beraberdik yani ama o kaos ortamında dedik ne oluyoruz ya dedik yani adamlar demek ki bu işin bir pasta yani adamlar direkt söylediler bu iş pasta seni istemiyoruz tamam canım o zaman biz gideriz. İşte yani sürekli bir B planı var evet. sizde bir farklı çıkış ya, olması var. Gerek. Evet. Yani bundan sonra da B planım var. Yani bundan sonra da bu iş böyle gitmeyecek. Yani yumurtaların hepsini bir sepete koymak olmuyor. Hı. O yüzden zaten işte fotoğraf turları yaptık. İşte bu fotoğraf satışı yapıyoruz. Başka mecralarda yönlendim. Yine web üzerine bir şeyler yapıyorum. Sürekli kafa yoruyorsunuz. Ne yapabilir mi? Bir adım sonrasını planlıyorsunuz. Yani işte sürekli aynı şeyde, aynı modda, aynı doğrultuda gitmiyorsunuz. Bu da sizin başarınızı getiriyor beraberinde. Yani farklı alanlara sıçrayabilmek ve tabii ki takım çalışması. Kesinlikle takım çalışması. Zaten aynı doğrultuda gidersek her işin bir sonu var. Yani şimdi baktığınız zaman 5 sene önceki şarkıcılar şu anda... Yoklar yani piyasada. Çünkü kendilerini yenilemelediler. Evet. Önlem alamadılar. Yeni trende uymadılar. Evet. Bu her sektörde böyle. Evet, evet. Peki bundan sonraki planlarınız nedir? Hedeflerinizde neler var? Vallahi asıl hedefim, ya ben de onu sordum geçen gün. Yani bir to-do liste yapmadım. Yani işte örneğin Antarktika'ya gideyim, işte uçaktan atlayayım falan böyle şeyler yapılır ya. Onları da yapmadım yani. Şimdi ilk başta yapsam birçok şeyi yaptım şu anda. Yani asıl hedefim zannedersem ülke gezmek benim. Yani tam onu çıkaramıyorum. Yani anlayamadım ben de. Rakamsal olarak bir şeyi başarmak. Yani bir yüzü bulmak istiyorum bir an önce. Bir iki üç senede. Ülke bazında. Evet. Gezdiğiniz ülke evet. olarak sayısını arttıracaksınız. Evet. Yüz ve bunu yani tamamlamak istiyorum. Yani bir şekilde tamamlamak istiyorum. 196'yı. Ve YouTube kanalına yani bu şeyden ziyade
şu anda yaptığınız işten ziyade artık YouTube kanalına mı kaymak istiyorsun? Şimdi YouTube kanalını açtık. Şimdi o da dursun bir köşede. Yani onun gelişmesi daha zor. Organik yani. Şu anda organik yapmaya çalışıyoruz. Her şey bizde organik. O bir şekilde dursun. Şimdi onun algoritmasını çözmeye çalışıyoruz. Bir şekilde orada daha fazla üretirsek, yani şu anda 15-20 videomuz var. Belki 200 rakamlara çıkarsak daha fazla izlenme olacak. Şimdi yavaş yavaş gelişimler dönmeye başladı, dönüşler. Yani çünkü o videonu kaliteli çekersen, 4K kalitesinde çekersen, içeriğin iyi olursa. Bir işte dil konusunda ortada kaldık. İngilizce dedik yapalım. Sonuçta native değiliz yani. Ama yani İngilizce başladık. Kardeşim yapıyor seslendirmeyi. Yani Kıbrıs aksanı İngilizce konuşmaya çalışıyor. Bayağı da hoş yani. Bir şeyler olacak düşünüyorum. Çok güzel. Peki izleyicilerimize başarı konusunda neler önereceksiniz gençlere ve izleyicilerimize? Vallahi şimdi bu sosyal medya konusunda önce yapmak istedikleri, yani bu bir yemek olabilir, yemek üzerine bir şey olabilir, fotoğraf üzerine olabilir, komik videolar olabilir. Yani şimdi kendi alanından bahsedeyim. Ya bunları bir şekilde paylaşın, dış dünyayla paylaşın. Ama vazgeçmeyin. Yani şimdi ben 2 sene uğraştım. Yani 2 sene deli gibi uğraştım. Yani sırf bu network'ü yapmak için. Bir uğraşmak gerek. Şimdi çoğu başlıyor, ondan sonra vazgeçiyor. Bir ay sonra vazgeçiyor. Olmayacak bu diyor, vazgeçiyor. Yani vazgeçmemek gerek. Yani ne istediğinizden eminseniz, eğer istediğiniz oysa bunu yapın ve üstüne gidin. Yani sonuçta hiçbir şekilde demeyin biz Kuzey Kıbrıs'ta yaşıyoruz, bu olmaz, şu olmaz. Evet. Bu olur. Yani bunun şeyle alakası yok. Ülkenin siyasi oluşumuna hiçbir alakası yok bu işin. Yani sonuçta bu internet. Inanma. İnternette globalız. Evet. İnternette Hollandalısı da, Endonezyalısı da, Malezyalısı da, Kıbrıslısı da bir. Evet. Yok yani. İnternetin şeyi yok. Evet. Umutsuzluğa yer yok diyorsunuz. Yok, yok. Evet. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir çok sohbetti. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı bir başarı öyküsünde buluşuncaya dek hoşça kalın.